Burası da eski kilise. Kayaköy'deki Rumlardan kalma küçük kilise olduğu için şapel diyorlarmış. Evet Ayşe Cesar, ne düşünüyorsun? Söyle bakalım. Güzel mi ata binmek? Güzel. He? Seviyorsun zaten sen. Evet, çok seviyorum. Evet. Her zaman Ahmet abiyle böyle gezintiye çıkıyorsun. Ahmet abi, ne kadar bir tane rahvanın fiyatı? Vallahi 5'e de var, 4'e de var, 6'ya da var. Böyle fazla yaşlı olmayan. 5-6 yaşlarını. Baba. Alınır. 5'e alınır mı? Baba. 5-6'ya alınır. Baba, birisinin atı var. Evet, evet, evet babacığım. Evet. Gelsene. Tamam, geliyorum. Çekiyorum seni. Merak etme. Tamam, çekiyorum. Bu küçük atlar ne kadar Ahmet abi? Böyle bir şey alsak? Hala kızı kıy. Orijinaller var. 12 milyar. O şey mi? Sen sattığın şey gibi mi? Evet. Bu kırma mı? Bu kırma. Bunlar kaç para bu kırmalar? Bunlar 4-5. Ama şey değil mi? Küçükler binler yani biz büyükler binemeyiz. Sen olmaz. Sana orta olacak. He, normal şey gibi olacak. Senin o kızılderili atı var ya. Kızılderiliden de ufak olabilir. Atı. O senin o kızılderili atı rahvan değil mi? Yok. O dört nal. Dört nal mı o? Dörtü var açık rahvanı. Ama mesela yeni başlayan birisi için en iyisi rahvan değil mi? Ya rahvan da olur. Dört nal da olur. Normal de olur. Şimdi bak benim Nazlı'yı... Hani böyle bir hevesimiz var da. Vurur ya. Vardı işte. Bilmiyorum ya. Şimdi bakımı da çok zor yani. Baba, annemi söyleyeyim. Tamam, tamam, tamam babacığım. Kızar mı yoksa kızmaz mı? Evet. Şimdi şuraya çiftlik açtılar. He, at çiftliği. At çiftliği. He. Güzel atlar getirdiler mi? Abi güzel at getirdim. Şimdi iş yapmadıktan sonra ne çiftliği? Yani iş yapmak derken şey mi? Daha yeni kurdular. Daha yeni kurmaz 150 lira demişler. 150 bin lira. 150 lira ata binme. Ay o. Oo. Oo bu ne ya? Kim biner ya? Ki seninle geliyorlar 25 lira için pazarlık yapıyorlar değil mi? He. Yani 25 lira için pazarlık yapan 150 lira saati 150 lira. Oh 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 oh. Kimmiş? Çok pahalıymış ya Ahmet abi. Atlarda. Karıngası yok. Bu neresi? Ha bu rahvan değil mi işte? Ben de son 2-3 aydır atlarla ilgilene artık Ahmet abi şöyle bir baktın mı az buçuk anlıyor mu? Rahvan mı şey mi böyle? Benim Nazlı o. Sen mi verdin onu? Ya biniyor. Ha biniyor. Kiraladı senden. Ya işte böyle 2 güne 3 güne bir geliyor. Burada oturuyor. Yeni de böyle haftada 2 kere bir kere binecek. Gelecek. Saatlik kiralı günlük. İzmir'den bir oğlan geliyor. Biz de İzmirliyiz. İşte oradan geliyor.
Biz de Buca'da oturuyoruz Ahmet abi. Onlar nerede oturuyor bilmiyorum. Onlar karşı yakada oturuyor. Biz de Buca'dayız. Buraya babaannesi. Bizim yakada şeyimiz var biliyorsun değil mi? Evet. Yazlığımız var. İşte şimdi şey yaptık. Orayı gelen böyle eşimiz dostumuz hani bize fikirler verdiler. Orayı şey yaptık hani günlük kiralığa çevirdik. İyi. Şimdi vergi lefası da aldık. Önceden biraz böyle hani şey yaptık. Hani kaçak yaptık. Sonra dedik hani biri şikayet ederse cezası büyükmüş. 20-25 bin lira. Gittik işte sonra muhasebeci tuttuk. Hani şimdi yasal olarak günlük kiraya veriyoruz yazları. Güzel. Günlük 500 lira. Güzel. Pazarlık yapıyorlar genelde. 400'e veriyoruz. Güzel güzel. O karşı yakadakine Fethiye bir saat kala olan telefon başla. Abi işte Fethiye bir saat kaldı. 15 dakikada uğraşırsa der. Bu İzmir'den sen yakaya geldin mi hiç? Yakaya gelmedim. Biliyorsun değil mi yakayı? Gittim geçtim de. Seydi Kemer'de. Orada yaka park var. Tulos Antik Kenti var. Geçtim de oralara fazla gezmedim. İşte İzmir'deki olan bir telefon açar. İşin düşerse. İnşallah. Ahmet abicim bak biz orada şeydeyiz. Oranın meydanı var. Yakaköy meydanı var. İki tane bakkal var tamam mı? Şimdi... İki tane bakkal var bak eğer yolun düşerse o bakkala söyle İzmirli Hüseyin'in evi nerede diye hemen gösterirler sana tamam mı? Şimdi, aklında olsun. Sağ ol. Dur bakalım oralara daha kendimizi atamadık. Ha yolun düşerse diyorum şimdi, yani. Şimdi oralara. Yakaya. Düğünlere gidiyoruz başladık. Ha yakaya mı? Oralara. Siz Seydi Kemer'e. Kemer'den aradılardı. Yani Seydi Kemer taraflarını. İşte oradan Kemer'den aradılar daha bir daha cevap çıkmadı. Baytur istediler. Evet. Böyle gelin atı yapmak için at istemiyorlar mı? Kimi at istiyor, kimi payton istiyor. He. Bak şimdi Fethiye kaç oldu gitti. Hmm. Geçen cumartesi Fethiye'de. Bak telefonla arıyorlar. Sabahleyin bir iki kişi aradı Ankara'da. Evet. Gel lira, 1000 lira ata. Hı hı. Tatilimiz bitti. Annesi burada kalıyor. Kız kardeş de gelir. Bizim orada Yakaköy'de hep Ankara'da İzmirli çok. Ahmet abi. Aa geliyor. Merhaba de babacığım. Merhaba de bak. Merhaba. Haydi. Evet atlar çoğaldı. Atlar çoğaldı. Melek arkadaşını gördü. Hemen çişlemeye başladı. Evet Melek. Tamam Melek sakin ol. Saygılar. Akşam 5'e kadar mı binecek Ahmet abi? Yok. Şimdi bitiyor. Ya bitsin. Yalnız bu da 4 nal gidiyor ha. Yok bu ravan gidiyor. Bu ravan gidiyor. Ravan dediğin mi böyle gider? Ben alırsam ya ravan alırım ya. Ama ravan da benim şeyim ya. Birkaç tanıdığım daha var. Onlarda ravan var. Nerede? Burada şeyde Köyceğiz'de. Var mı? İki kişi var. Aa evet. İkisinde aynı böyle rahvan at var. Ne istiyorlar? Yok onlar kendi böyle benim gibi hani meraklandılar aldılar yani. Bir tanesi valla 4000'e mi ne almış bir tanesini öğrenemedim kaç para aldığını. Öyle işte o civarda. Ama o 4000'e aldığı şey dişi yaşlı biraz. 12 yaşında falan ama biniyor yine de. Üstüne hani. Bine. O kendini eğilemeye. Ama ötekisinkisi geç. Genç daha böyle 4-5 yaşında. Yarış atı gibi böyle göreceksin. Şimdi, kasları falan bakınca böyle hani. Şimdi bak. Ahmet abi. Çocuk sadece idare etsin. Sağa sola bütün. Hayırlı olsun benim bu. O şimdi İzmir'deki dediğim oğlan. Rüzgara bindirdim. Bu olmadı dedi. Buna bindirdim. Şimdi her geldiğinde buna biner. Ahmet abi bir şey diyor. Evet. Hadi tabii. Annemin yanından geçelim diyor. Şimdi o çocuk bunu almaya çalışıyor. Şey meleği mi? Yok. O bindiğini. Bindiğini. Babası dedi oğlum dedi nereye yer bağlayacağız? Daireye at mı bağlayacağız? Yer mi bulacağız? Bizim burada uygun ya. Bizim burası 1,5 dönüm bizim arazi. Güzel. Ahmet abi. Neyse şey yapalım dedi. Ha ben kızım için ya. Arada bir biz de bineriz. En son geldiğinde. Babamı dedi, babası gelmedi o gün. Evet. Son gün. Hı. İşte anneler, babaannesi mi ne babamı oldu, ona geldi diyorlar.
Her geldiğinde 2 gün, 3 gün gider, bir de seyredip biner çocuk. Babasıyla taksiyle takip ederiz arkasını. Evet. Ama güzel bir şey ya. Hani şuna dokunmak bile gerçekten insana büyük bir keyif ve mutluluk çocuk veriyor Ahmet abi, biliyorsun. Yer bulamayınca ne dedi? Abi dedi, parasını verelim dedi. He. Ben dedi buraya geldim dedi. Kapatayım bunu. Kendi atıma binin. Gezelim de o bir git giderken tatilde yine burada dursun. Evet. Bakarız dedim ya, halleder. Çocuk uçuyor. Tabi şey ya, heves, merak. Abi bize spor. Evet. En güzel spor işte ya. Bak şimdi ben. Açlık. Arada sırada kendim de biniyorum. Koşturuyorum. Vallahi rahat yatıyorum. Hiç görmedim vallahi senin binişini Ahmet abi. Şöyle bir ara bize bir şov yap da görelim. Ya işte yorgun halime geliyor. Evet. Anne. Şimdi annesinin yanından geçiyoruz kızımın. Anne. Birazdan geçeceğiz. Anne. Evet. Annesinin yanında bir 10 saniye, 15 saniye duralım Ahmet abi. Annesi fotoğrafını çeksin. Evet. Ben şuradan şey yapayım. Tam karşıdan çekeyim. Evet, annesi. Evet. Geliyor kızım. Ece. Fotoğrafını çeksen annesi. Evet. Çek birkaç fotoğrafına gidelim hadi. Evet, ben videoya devam ediyorum. Buraya bak. Çekiyor değil mi? Çok güzel. Ah, çekiyor değil mi? Evet. Tamam. Tamamdır. Tamam. Sevdire. Tamam. Tamam. Sevdire. Melek bu. Bir dahaki sefere şeye binecek anne. Büyük ata binecek. Aa, sıkı tutun. Yo, artık şey gibi ya, profesyonel oldu ya. Değişti de mi binişi falan Ahmet abi? Tabii değişiyor ya, bindikçe. İlk bindiğinde böyle sarılıyordu, şimdi bak ne kadar rahat. Bizim atları falan oynadı. Anne. Sorduk ya, 4-5 bin lira diyor Rafa'nın at. Ya buluruz. Ben de söyledim, merakımız var dedik. Böyle böyle. Evet, valla. Alırım babacığım, ne olacak ya? Evet arkadaşlar. Gezimizin sonuna yaklaşıyoruz. Ahmet abi zaten öyle bir şey oldu mu ben gelirim yanına. Tamam. Sen de bize elinden geldiğince yardımcı olursun artık. Elimizden yardımcı. Biz artık senin devamlı müşteriniz. Yok, yaparız. O rahvanlar sanki onların da böyle hırçını var mı? Abi, yoksa aklım... genelde onlar ama uysal değil mi? Benim arkadaşlarımınki uysal mesela bak. Ya onun. Şimdi atına göre uysallığı vardır, delisi vardır. Hani atına göre kişner diyorlar ya şey, şimdi, bir laf var. Şimdi devamlı biniliyorsa bir ata, o sakindir. Bazısı mesela bir kere biner, iki kere biner, o delirmeye başlar. Hmm. Sürekli böyle rutin böyle, mesela hafta 3 gün biniyorsan devam edeceksin değil mi? Bozmayacaksın. Ya bozmayacaksın değil, bir sene sonra da binsin. Mesela şimdi benim şuna, bir sene sonra bin. Maşallah. Bir sene. Maşallah. Bu dört nal oluyor yani şimdi değil mi? Bu ravan. Ravan. Tam ravan değil. Yarı ravan. Yarım ravan. İstersen dört tane kaldırabiliyorum. Şunlar beyaz da şey. Onlar da dört nal. Onlar da dört nal. O kızılderili renginde olan. Bunlar hep bir tane bu var. O kızılderili rengi şu içeride. O da dört nal değil mi? Hepsi dört nal. Bir tane bu var. Bu aygır nerede aygır? Aldığın aygır. Aygır almıştın ya kısır. Kısır bir aygır almıştın ya. Kısır değil ya, kısır. Hani demişler de şey olmuyor hani yarış atı. Hani şey yaptılar ondan sonra saklattım. Bunlar hep kısır. Hani şey yaptıktan sonra şu galiba. Şu. Ha onu diyorum. Onu diyorum. Korkma. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Ahmet abimize çok teşekkür ediyoruz. Artık biz de alırsak kendi videomuzu yine çekeriz. Teşekkür ederiz Ahmet abi.